Sahillerinde kıyıya vuran cansız beden sayısı 8'e yükselmişti. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, sahil güvenlik ekiplerinin ve deniz polisinin bölgede sürekli tarama halinde olduğunu söyledi. Sahil güvenliğimize ait araç gereçlerle, bizim kendi araç gereçlerimizle, işte deniz polisimizle sürekli denizde tarama halinde çalışmalarımız devam ediyor. Ard arda sahile vuran gizemli cesetlerin sayısı artacak mı? Herkesin merak ettiği bu soruya ekipler kıyı boyunca devriye gezerek yanıt arıyor. Sahil güvenliğe ait bir tekne biraz önce bu noktaya geldi. Çok sayıda tekne var. Teknelerin yanı sıra havadan da helikopterle gözlem yapılıyor. Havadan yalnızca helikopterle değil elbette, özel drone'la da ısıya duyarlı, termal görüş açısına sahip, kameraya sahip drone'larla da anlık olarak takip ediliyor. Geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana Antalya sahillerinde kıyıya vuran cansız bedenler tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Son olarak 8 cenazeden birinin 4 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas olduğu tespit edilmişti. Basın mensuplarına konuşan Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, diğer cesetlerin kimlere ait olduğuna dair düşündükleri ihtimali paylaştı. Yani belli bir zaman öncesi, yaklaşık 2-2,5 ay öncesi Lübnan açıklarından bir gemiye 80-90 Suriyeli vatandaşımızın binip Akdeniz açıklarına ilerlemesi söz konusu. Daha sonra o gemiden haber alınamıyor. Bir şekilde irtibat kopuyor. Yani bu ana kadar hala haber yok. Bu da hava muhalefetleriyle geminin battığı yönünde bir değerlendirme söz konusu. İşte gene hava muhalefeti, akıntı vesaire gibi sebepler dolayı bunların kıyılarımıza vurduğu söz konusu. Batan o botta Suriyelilerin olduğu düşünülüyor. Ekipler sahilde tarama çalışmalarına devam ediyor.